Oruçluyken kusmak orucu bozar mı? Bu konuda çelişkili fetvalar var. Açıklayabilir misiniz demişler. Şimdi kusmak kişinin kendi iradesiyle olur ise kitaplarımızın ifadesiyle ağız dolusu olması durumunda kişinin orucunu bozar. Ama kişinin iradesi olmaksızın kendi kendine gelmiş ise bu durumda ister ağız dolusu olsun ister ağız dolusundan daha az olsun bu kişi bir şey geri yutmadıkça orucu bozulmaz. Evet. O yüzden genelde kitaplarımızda işte kusmak ağız dolusu olursa orucu bozar Evet. bozmaz şeklindeki ifadeler kişinin kendi dahliyle kendi iradesiyle olmasından bahsedilir. İrade dışı kusmaları da ise böyle bir tahdit yoktur. Yani ağız dolusu olması veya olmaması sonucu değiştirmeyecek. Yeter ki geriye bir şey yutulmasın. Bir şey yutulmadıktan sonra ne kadar kişi affedersiniz kusacak olursa olsun bu kişinin orucu bozulmayacaktır. İrade dışı olduğundan dolayı. Evet. Ama işte affedersiniz parmak salma gibi kişinin kendi iradesiyle bu olursa o takdirde ağız dolusu bozar. Ağız dolusundan daha az olur aşağı olursa bozmayacaktır. Kaynaklarımız ağız dolusunu tanımlarken işte kişi onu tutamayacak şekilde ağzına gelmesi veya o şekilde konuşması mümkün olmaması şeklinde beyanlarda bulunulmuştur. Evet. Dolayısıyla bu hal olduğu zaman ve bu istek dışı istek ile olmuşsa bu takdirde oruç bozulur ama istek dışı kesinlikle orucu bozmayacaktır. Hocam kusmak hani oruçla ilgili mevzuya da girdik. Peki abdest konusuna kısaca değinirsek kusmak abdestin bozar mı bozmaz mı diye Orada da de aynı evet. gerekçe vardır. Ağız dolusu olması mutlak manada orada irade içi veya irade dışı diye bir Fark etmez. kayırımı yoktur. Evet. Abdest orucu abdesti bozacaktır. Ama ağız dolusundan az olması durumunda ise abdesti bozmayacağı yine kaynaklarımda beyan edilmiştir. Evet hocam.